Bu yaştan sonra alerji mi çıkar ya? Bismillah. Evet. Şimdi önce bir ofise uğrayıp yedek anahtarları alacağım. Ofiste unutmuşum onları. Yolculuk oradan başlıyor. Efendim. İyi de. Hadi seni öpüyorum, görüşürüz. Şimdi şehirler arası yollar soğuk olacak. Burası şehir içi ve yavaş olunca giydiklerim aşırı kalın geldi. Hatta terlemeye başladım. Bu iyi değil. Bir an önce benim kendimi yola atmam lazım. Şimdi bir benzin alacağım ve yola başlayacağım. Kodla vereceğim. Eyvallah. Sağ olasın. Biraz müziği ayarlayalım. Konum attım. Hadi görüşürüz. Evet, bismillah diyelim ve çalıştıralım. Müzik niye gelmiyor? Evet. Çantayı bağladık. Spanzetlerle ve kancalı lastiklerle. Atayım kendimi yola, çok sıcak. Benzini aldım. Ah dur. Trip reset yapacağım. Çevre yolu Topkapı. Topkapı değil ya. Gerçi oradan çıkış var mıdır? Vardır herhalde. Şuradan bir kaçak. Kaçak değil zaten, dönüş burası da. Trafikten kaçak. Evet, planladığımdan 45 dakika geç çıktım yola. Genelde böyle oluyor. Navigasyonu açmadım. Çok navigasyon açacak bir şey yok. Osman Gazi Köprüsü'ne gider gibi yapıp oradan girmeyip dümdüz devam. İlk durak Bolu. Kazasız belasız güzel bir sürüş olsun. Hadi bakalım. Motor ağırlaşınca gidişi daha bir stabil hale geldi sanki. Yola başladığım şu trafiğe bak. Bütün o trafiğin sebebi polismiş ya. Sabah sabah sanki mesai başlangıcında hiç kalabalık olmuyormuş gibi, başka hiç dert yokmuş gibi. Bir de orada İstanbul'un en işlek yollarından birinde saçma sapan bir çevirme kurup
Kimseyi de almıyor. Neye göre alıyor belli değil. Trafik yapıyor ya. Hadi 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 hadi. Acil İstanbul'dan çıkış. Çıkış. Bana 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 bana. Lan çok komik bir görüntü var şu an. Mikrofonu neye çıktı? Sen nasıl çıktın oradan ya? Şuraya bak. Evet, devam. Haydi. Bir şey arıyor ama ne olur ne olmaz, hem de bir kontrol olsun bakalım. Her şey yolunda, burada yolunda mı yolunda. Madem durdum şu telefona bir bakayım. Müzik de geldi, güzel. Böyle bir sıkıntı bunlar. Birbirlerini geçerken işliyorlar. Ve tehlike bizim için yani şu tırların arasında kalmak. Bir an önce buradan uzamak. Evet. We'll be right back.
buradan. Ben kayda girdiğimi zannediyorum. Bir saattir kendi kendime boşuna konuşuyorum ya. Şimdi niye durdum? Bir hesap kitap yapacağım. Kaç kilometre var gideceğim yere. Ben yaklaşık bu depoyla 40 kilometre, 50 kilometre daha gidebiliyorum. O zaman devam, sıkıntı yok. Ankara yolunda ilerliyorum. Bir iki saat yaklaşık yolum var. İki saat de değil de öyle bir şey ya. Kulak tıkacımı takmayı unuttum. Şu an aşırı rahatsız etmediği için durup zaman kaybetmek istemiyorum. Balaklava biraz alnıma baskı yapıyor. Alnımı sıkıştırdı. Ama yine duracak kadar rahatsız etmiyor. Kışlık eldiveni giydiğim için intercom'u çok rahat kontrol edemiyorum. Öyle olunca da şu an müzik açamıyorum. Ama gidiyoruz böyle, biraz kendimi dinliyorum. Hava güzel. Kışlık giydiğim için üşümüyorum. Normalde Mayıs'ın ortasında olmaya güvenerek İstanbul'da sürdüğüm gibi çıksaydım yola bayağı üşürdüm. Ama kışlık mont, içinde astar, üstüne bu yağmurluk. Bütün bu bileşenlerle güzel, keyifli bir yolculuk yapıyorum. Şu anda sanıyorum Ankara'ya doğru inmeye başlıyoruz. Güzel bir yol burası. Böyle yeşil dağların içinden. Gidelim bakalım. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister. Ankara, Ankara. Tam 11,5 litre benzin aldım highway'de. Yani bir yarım litre falan kalmıştı içinde tahminimce. Sonlara doğru bayağı 80'le falan gidiyordum ki çok yakmasın. Biraz korktum yani yetmeyecek mi oraya kadar diye. Ama sanırım İstanbul'dan yola çıkınca highway, yani highway'de ucu ucuna benzin alıyor. Demek ki en fazla 250 kilometrede bir benzin molası ayarlamak lazım bir tur planı yaparken. 116. 2690. 2690 kilometre olunca varmış olacak. Kulak tıkacı çok iyi oldu ya. Demek ki tam bastırmamışım gelirken. Şu an podcast'ı bile duyuyorum bu hızda giderken. Harika. İyi iyi gidiyoruz. Kaldı bir saat. Şurası çok güzel bir manzara ama şu köyün içinden bu yolu geçirip buranın ağzına sıçmışlar aslında ya. Biz de buradan geçip, aa ne güzel manzara, ne güzel köy diyoruz.
biraz serinledi. Burası önceden geldiğim beri serindi bayağı. Çamlıdere'ymiş ilerideki yerin adı. Belli. Çok iyi ya. Çam ağacı var ya, çok iyiymiş. Mükemmelmiş. Muazzam. Ankara'yı sınırı. Lay 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 lay. Oo, Ankara. Oy 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 oy. Dağlar kuraklaşmaya başladı. Yol öyle bakıyor ki yavaş gidemiyorum ya. Kulak tıkacını da taktım. Şu an bayağı gidiyorum. Motor. Gidiyorsun ha. Motor, motor. Motor, motor. Allah razı olsun. Allah razı olsun motor. Burada yoğun bir tırmanış var. Biraz hız alalım. Oo, kesiciye girdi 156'da. Niye bu erken? Aşağı kesici mesici görüyoruz işte. Ağzımı kesiyorum ya. Tam zamanında geldin ha. Geç 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 geç. Girmeyebilirdim önce. Ankara neresiyse, Ankara'nın şeyi, tabelanın şeyine göre söylüyorum. Ankara'ya şu kadar var diyen tabelaya göre. Biraz daha yaklaşınca Ozi'nin evine konumu alacağım. Gidelim. Burada ne görüyorlar ya?
olarak ne yaptım ve ne kadar yol, para verdim yollara, onları da yazarım. Şu an HGT'den geçerken aklıma geldi. Ben daha önceki yol yaptıklarımda şu bu kaskla podcast asla dinleyemiyordum rüzgar sesinden. Bolu'ya gelene kadar da şeydi, şu kulak tıkacını böyle biraz bastırarak takınca kulağıma bayağı şey oldu, rüzgar sesini duymuyorum. Ankara, buradan girmiyordum değil mi? Birazdan bakayım şey. Hadi de. İnternet mi çekmiyor? Çekiyor. 49 dakika diyor. Arabayla 46 kilometre diyor. 16.57. Podcast'i şey yapıyor. Sıkıntıya sokuyor. Daha 45-50 dakika falan. Devam. Evet, Ankara şehir merkezine geldim sayılır. Yani geldim aslında Ankara'ya. Çarşısına, diğer bir deyimle doğru gidiyorum. Düz. Ulus. Açtı. Açtı yeşil yapraklar. Ben sana. Çeşitli çağrışımlar, hava ısındı şehire gelince. Şimdi farklı şehirlerin farklı trafik dinamikleri vardır. O yüzden falan sorun var. O yüzden biraz daha temkinli. Aslında burası çatal sayılmaz. Burası sağdan çıkış, burası düz. Neyse söylesin. Allah razı olsun. Google'dan. Kaç kilometremiz var diyor. 17. 17 kilometre 38 dakika mı? Trafik var herhalde. Konyalı ne yapıyorsun Konyalı? Düz devam. Şehir merkezi. Peki. Bolu Ankara arası çok rahat geçti ya. Şu rüzgar sesini engelleyebildim ya. Bayağı iyi. Bakalım dönüşte yapabilecek miyim onu. Trip 1. 191 kilometredir geliyorum. Zaten varacağım noktaya 200 kilometre falan gösteriyordu. İşte 15 kilometrem kalmış. Tam 206 olacak. Ortalama hız 103 kilometre. 4.7 1.8 saat. Ne diyor? Devam. Dümdüz. Evet, bundan sonrası şehir içi sürüş. Güzel geldik. Bir yol değerlendirmesi yapayım. Motora maşallah. Görüyor musun? Buraya bir şey akmış. Yağ akmış. Yeri geldi. 140'tan aşağı düşemedim yani şey olarak. Yolun hızına güzel uyum sağladım.
kendi sınırları içerisinde, kendi CC'sinde iyi iş çıkarıyor. Buralara kocaman maşallahlar, mazar boncukları falan. Neler oluyor? Trip 2'ye bakalım. Yola çıkarken başlatmıştım. 442 km şu an. 12 km'm var. 455 falan olacak. Ortalama hızım 96. 100 km'de ortalama 4.6 litre diyor. Bu Bolu'dan sonra 4.9'u gördüm en üst seviye. 5'e çıktı mı onu hatırlamıyorum ama çıkmadı galiba. 4.9'u gördüm. Burada bir arabanın bağlatıcı kokuyor. Ve 4.5 saattir yoldayım. Daha doğrusu 4.5 saattir sürüyorum. Bolu'da mola verdim. O dahil değil tabii buna. Yorgunluk belirtileri oluyor tabii. Ama öyle normal yani. Aşırı öldüm bittim tarzı bir şey yok. İşte arada böyle peklerin üstüne kalkıp hareket edince, bir havalandırınca mabadı güzel oluyor. Devam. Çok fazla eşeğe ihtiyacım olmayacak diye benim bir heybe çantam var, onu getirmedim. Sırt çantasını bağladım arkaya ama tahmin ettiğimden fazla eşya aldım yanıma yine de. Böyle çok şey oldu. Sıkış sıkış oldu. Niye? Çünkü işte GoPro malzemeleri var. Lastik. Lastiği bir şey olursa onu şişir, şey yapmak için köpük var. Pompa var. Xiaomi şarjlı pompa. İşte ya, alt yağmurluk var. Onu giymedim çıkarken. Dedim onu yağmur yağarsa giyerim artık. O da bayağı şey yaptı. Küçülüyor bayağı ama yine de tabii sırt çantasının içinde ciddi yer kaplıyor. E kendime giysi olarak da bir şeyler aldım. Zaten doldu. Ki çok fazla şey almadım. O yüzden giyerim diye yani. Heybe çanta can kurtarıyor böyle durumlarda. Rampaya doğru sağa dönelim. Dön baba dönelim. Rap rap. Burası değil mi? Evet. Sert bir viraj buluruz. Bayağı U dönüş gibi. Göte gelmeyelim. Bilmediğimiz virajlarda. Bayağı trafik. Bir de İstanbul'a laf atıyorlar ya bu Ankaralılar. Sağdan. Ulan keşke sağdan gitseydim. İkisi de galiba aynı yere çıkıyor. Sağdan benim motor olarak geçmem daha kolay olacaktı. Neyse. Ankara'da da motor şeyi yoğun bayağı. Şimdi şeyi kestiremiyorum. Böyle sağdan geçerken arabaların refleksi nasıl? İstanbul'da millet alıştı yani bu işin. Genelde çok büyük oranda insanlar bekliyor artık sağımdan motor çıkabilir falan diye. Bak mesela bu adam çok sallamıyor işi. Şöyle geçeyim. Sağ taraf ne durumda? Pek sanki iyi durumda değil gibi ama şurada boşluk var. Gelen var mı? Yok. Ups. Ne olmuş ya bu yola? Mansur Yavaş ne iş ya? Oo çok sıcak. Yanmaya başladı. Nerede ya bu motorcular? Ankaralı motorcular. Golaçanlar nerede? İyi. Ne oluyor? Düz herhalde. Yol verdi. Sağ olasın. Arkadaş. Güzel. Ankara trafiği hariç. Evet. Her şey güzel. Bu ne oğlum?
Kanki bir de kaçılmıyor burada. Evet. Bir de anlamıyorum nereden gitmem lazım. Fark ettim bazı şeylerde. Mesela şurada en son şu tünele girerken sağda bayağı yavaşladım, beklenerdim. Soldan gidip sağa kaptırıp kaçırdım. He, şimdi onu kestiremiyorum, tamam mı? Kurtuluyorsun. Trafik dinamikleri falan. Ama şey zaten böyle oluyor ya. Dar, gidilmiyor yani. Bir daha bu salak sustu. Yağmur yedin mi? Ne? Yağmur. Yağmur. Bunu öyle görünürlükten yedim. Bir de çantaya sığmadım. Güzel. Say hi de. Hi. Çok güzel Ankara. Ankara yolu. Ben düğüm atmakta tüyana gittim. Benim ki varmış. Bu şimdi. Hamza yazıyor. Bir fotoğraf geçelim. Tekrar fotoğraf. Çok benzer fotoğrafımız var. Aynen. Geldi size. Fotoğraf.